Merhaba çocuklar. Yeni bir masal ile karşınızdayım. Masalımızın adı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Kraliçe sarayın penceresine oturmuş, bir yandan nakış işliyor, bir yandan da hayal kuruyormuş. Birden parmağına iğne batmış. Kraliçe, "Çocuğum kız olursa teni kar gibi ak, saçları da kömür gibi kapkara olsun." diye geçirmiş içinden. Bu olaydan sonra hayalindeki gibi bir kızı olmuş. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Ama ne yazık ki kraliçe birkaç gün sonra bu dünyadan göçüp gitmiş. Bir yıl sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe güzel bir kadınmış. Kendisinden daha güzel birine tahammül edemezmiş. Bunun düşüncesine bile katlanamazmış. Odasında sihirli bir aynası varmış. Kraliçe her gün aynaya, "Ayna ayna, söyle bana, en güzel kim bu dünyada?" diye sorarmış. Ayna da hiç düşünmeden, "Sizsiniz kraliçem," dermiş. Zaman ilerlemiş, Pamuk Prenses büyümüş. Bir gün kraliçe aynaya aynı soruyu tekrar sormuş. Bu kez ayna, "Güzelsiniz kraliçem güzel olmasına ama Pamuk Prenses sizden daha güzel," demiş. Kraliçe bunu duyunca çok kızmış. Hemen sarayın avcısını çağırmış. "Pamuk Prenses'i ormana götür ve orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da kalbiyle ciğerini sök, bana getir," demiş. Avcı Pamuk Prenses'i ormana götürmüş. Ama onu öldürmeye kıyamamış. Hemen kaçmasını söylemiş. Avcı ormanda bir domuz öldürmüş, domuzun kalbiyle ciğerini söküp kraliçeye götürmüş. Pamuk Prenses dağların ardında küçük bir eve gelmiş. Evde üzeri yenmeye hazır, yiyeceklerle dolu bir masa varmış. Masada 7 küçük tabak ve çevresinde 7 küçük sandalye bulunuyormuş. Duvar dibinde de 7 yatak diziliymiş. Beklemiş, beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Aç ve yorgunmuş, daha fazla bekleyememiş, uykuya dalmış. Biraz sonra eve sahipleri dönmüşler. Madende çalışan 7 cücelermiş bunlar. Pamuk Prenses'i görünce, "Ne kadar güzel bir kız," demişler. Pamuk Prenses uyandığında cüceleri görmüş. Önce çok korkmuş. Kısa bir süre sonra çok iyi insanlar olduklarını anlayınca onlara başından geçenleri anlatmış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'ten kendileriyle kalmasını istemişler. O da hemen kabul etmiş. Yedi cüceler Pamuk Prenses'e, "Biz işe gidiyoruz. Kapıyı kimseye açma. Üvey annen burada olduğunu öğrenirse seni tekrardan öldürmeye kalkar," diye tembih etmişler. Bir gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş, aynaya yine aynı soruyu sormuş. "Ayna ayna, söyle bana, en güzel kim bu dünyada?" Ayna, kraliçeye hiç beklemediği bir cevap vermiş. "Güzelsin kraliçem ama ne var ki yüksek dağların ardında yedi cücelerin küçük şirin evlerindeki Pamuk Prenses dünyalar güzeli," demiş. Kraliçe Pamuk Prenses'in yaşadığını öğrenince öfkelenmiş. Hemen büyülü bir elma hazırlamış, sonra da yaşlı kadın kılığına girmiş, yedi cücelerin yaşadığı eve varmış. Kapıyı çalmış, Pamuk Prenses, "Kim o?" demiş. "Kapıyı açar mısınız? Sana güzel elmalarımdan vermek istiyorum," demiş yaşlı kadın. Pencereden bakan Pamuk Prenses, "Kapıyı açamam," demiş. Yaşlı kadın Pamuk Prenses'i kandırmış. Elmayı vermiş. Pamuk Prenses elmayı ısırır ısırmaz uyuyakalmış. Kraliçe pencereden içeri Pamuk Prenses'e bakmış. "Nihayet senden kurtuldum. Artık dünyanın en güzeli benim," demiş. Akşam eve dönen cüceler Pamuk Prenses'i görünce çok şaşırmışlar. Hiçbiri Pamuk Prenses'i uyandıramamış. Aradan 3 gün geçmiş, bütün umutlarını kaybetmişler. Camdan bir tabut hazırlayıp içine koymuşlar. Tabutu da bahçede güzel bir yere yerleştirmişler. Bir gün oradan geçen bir prens camdan tabutun içindeki Pamuk Prenses'i görmüş. Güzelliğine hayran kalmış ve Pamuk Prenses'e aşık olmuş. Tabutun kapağını kaldırıp Pamuk Prenses'i öpmüş. Pamuk Prenses o anda gözlerini açmış ve yakışıklı prensi karşısında görmüş. Kendisini kurtaran bu prense o da aşık olmuş. Prens hemen orada Pamuk Prenses'e evlenme teklif etmiş. Pamuk Prenses de kabul etmiş. Pamuk Prenses ve yakışıklı prensin düğününe yedi cüceler de katılmış.
O günden sonra Pamuk Prenses ve Prens mutlu bir hayat sürmüşler. Pamuk Prenses güzelliğinin yanı sıra mutluluğuyla da dünyaya ün salmış. Evet çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.